Ramazan ayında ders çalışma düzeni nasıl kurulur? Hocam bazı... ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Ramazan nasıl çalışayım hocam? Şimdi bazı öğrencilerimiz oruç tutuyor, bazı öğrencilerimiz oruç tutmuyor. Dolayısıyla oruç tutmayan öğrencilerimizin çalışma düzeni aynen devam edecek. Yani sabahleyin erkenden çalışmaya başlayacaklar. Peki oruç tutmayı düşünen arkadaşlarımız ne yapacak? Bununla alakalı hemen gerçekten videomuza geçelim. Mesela Mehmet Can demiş ki, hocam Ramazan ayı programı gelecek mi? İbrahim Erden, hocam, hocam Ramazan ayında bir gün nasıl geçmeli? Gibi yorumlar gelmiş. Biz Ramazan ayında oruç tutmayı düşünen arkadaşlarımız için güzel bir video hazırladık. Hemen başlayalım. Şimdi, eğer oruç tutuyorsan, oruç tutmuyorsan sıkıntı yok. Bak tekrar söylüyorum. Akşamleyin gene erken saatte yatıp, sabahleyin erken saatte kalkıp denemelerini çözmek, ev okulu izlemek, aynen çalışan programı devam edeceksin. Ama oruç tutuyorsan... Ben oruç tutmayı düşünüyorum bazı günlerde hocam. Tamam, oruç tutuyorsan eğer o zaman Tonguç'um, gün içinde... Mutlaka dinlenmelisin. Böyle kendini inanılmaz fazla oruçurken yormamalısın. Ev okulu izleyebilirsin, kitap okuma yapabilirsin, eğlenceli aktiviteler yapabilirsin ve çok fazla soru çözmemelisin. Çünkü oruç... Beynim yamulur. Evet, beynin yamulabilir, yorulabilirsin. Şimdi, Kendine çalışma saati verelim Enes Tonguç'um. Saat 19 yani akşam 7 ve 21.30 arası iftar saati olmalı. Bu saatler iftara yaklaşan saatler bu saatlerden önce beynin iyice yorulacak. Yorgunluk hissedeceksin ve 21.30'da iftardan sonra... Ayşe biraz... sen gözüm dönüyor zaten hocam. Aynen kolunu kemirebilirsin veyahut da kitaplarını yiyebilirsin. O yüzden kitaplarını da sağlayacaksın. Uzak tutacaksın kendinden. İftar saati yemeği bekleyeceksin dikkatli bir şekilde ezan okumasını bekledikten sonra iftarı açabilirsin. Ben zaten saat 7'de masa başında oluyorum hocam. <laughs> Biraz erken başlayıp dua ediyorsun galiba. Tebrik ederim seni. Ama saat 21.30'dan sonra eğer oruç tutuyorsan bak tekrar söylüyorum. Oruç tutmadıysan bu programa uymak zorunda değilsin. Oruç tutuyorsan masa başında oluyorsun ve hangi masa? Çalışma masası mı? Çalışma masası, Hala yemek masası hala yemek artık. artık kalk tatlını yedin. Hepsini gömdün. Tünefeler, kadayıflar, pideler. Bir ağırlık çıkıyor güzel hocam. Aynen, pideleri gömdün. Hurmaları yedin. Hepsini güzel güzel bitirdin. Tamam artık. Kalk artık masadan. Biraz şöyle dinlen. Bir de iftarda çok fazla ağır yemek yemet um. Böyle makarna, üzerine biraz pide, birazcık pilav. Hep böyle hamur işi, hamur işi çok fazla yersen sana zarar verir. Senin sağlığın için tabii ki iyi beslenmen lazım. Ağırlık Geçen, çok. ilk başta çorba içiyorum. Çok güzel geliyor. Çorba çok faydalı. Gerçekten vücut bütün gün su kaybettiği için iyi bir su içimini sağlamak ve e, su, e, nedir onun adı? Çorba içmek senin için çok sağlıklı olabilir. Tebrik ederim. Çalışma grupları da oluşturabilirsin. Arkadaşlar beyler veyahut da işte kızlar ne yaptık falan diye böyle WhatsApp'ta da farklı çalışma gruplarında kendin iletişime geçtikten sonra hadi arkadaşlar şimdi. Hep beraber derse geçiyoruz diyebilirsiniz. Şimdi üç tane seçeneğim var. Bunlar daha çok senin hedeflerin. bağlı. Hocam mübarek on bir aylar ne zaman gelecek? Mübarek on bir aylar Ramazan bittikten sonra geliyor gerçekten. Artık insanların rahat rahat yiyip içebildiği. Bu sene inşallah bayramı çok çılgınlar gibi kutlamayı düşünüyoruz. İnşallah hem koronadan... nereden atların bayramını kutlarım evet, hocam. Sizin. Hem e, koronadan kurtulacağız inşallah bayrama doğru. Hem de... Çifte bayram. Çifte ne diyorsun? E, çifte bayram olacak. Şimdi... Seçenek A'da biraz daha kolay. Öğrencileri zorlamak istemedik. Çünkü hem Ramazan ayı olması hem de aynı zamanda hedefi biraz daha öyle çok yüksek fenisler istemeyen öğrenciler için kolay bir seçenek hazırladık. B de biraz daha orta seviye öğrenciler, Z, C ise gerçekten zoru hedefleyen ve hocam benim hedefim zaten 430 puan ve üstü. 470 puan ve daha fazlasını istiyorum diyen öğrenciler için de zor bir seçenek hazırladık. Nedir şimdi? <laughs> seçenek A. İftardan sonra Tonguç Elhan'ın dinlendim. Güzel güzel fazla ağır yemeden dinlendikten sonra birazcık e, gerekirse böyle bir meyve suyu bir su içerekten dinlendikten sonra iki saat ilk başta sayısalla başlıyorsun. Sayısalda sayısal denemeleri çözebilirsin. Kotalardan ya da gerçek bir deneme çözebilirsin. Ya da soru çözümü yapabilirsin. Sonrasında da sayısaldan sonra bir, bir saatte sözel soru çözümü. Sayısaldan kastınız nedir hocam? E biliyorsun tabii ki Tonguç'um matematik ve fen. Sözelden kastımız da Türkçe, inkılap, din. Burada İngilizce de olabilir. Burada tabii tüm sözel dersleri çözmek zorunda değilsin. Herhangi bir tanesi seçebilirsin. Burada tüm sayısaldan hem matematik hem fen değil. Burada istersen sadece... Matematik ikisi. ağırlıklı çalışacağım hocam. Harikasın. Sadece matematik çalışabilirsin. Veyahut da o gün sadece fen ağırlıklı da çalışabilirsin. Sonrasında sahura kadar... Uyku. Artık dinlenmeyi hak ettin. Pırtlayabilir miyim o <laughs> Ne yapıyorsun Tonguç'um? Dur bir dakika. İki biliyorsun küresel ısınma var. Dikkat etmemiz lazım pırtımıza. Savurdan sonra da bir saat sayısal, bir saat sözel çalışma yapabilirsin. Bu ne demek hocam? Yani şöyle sahura kalktın, gene bir kahvaltı yaptın. Ondan sonra da böyle bir, bir saatlik bir çalışma seni bekleyebiliyor. Sahurun öncesinde de bu çalışmayı yapabilirsin. Geldik seçenek B'ye. Biraz daha artırıyoruz artık tempoyu. Hedefimiz daha yüksek. Dozu artırıyoruz. Dozu artırıyoruz. Bu arada doz denemelerimizi unutmayalım. Harikasın. Seçenek B'de iki saat genel tarama yapıyorsun. Bu genel tarama deneme olabilir. Veyahut da sözel ve sayısalın karışık olduğu bir deneme olabilir. Veyahut da işte tostan sorular çözebilirsin. Ya da işte birinci dönem denemeleri çözebilirsin. Ya da doz denemelerindeki 9'u mesela bak şunu göstermek istiyorum. Genel taramadan kastımız şu. Şimdi doz denemelerinde biz ilk başta dokuz soruyla başlıyoruz. Niye hocam? Çünkü 90 soruluk denemeyi bir anda çözemezsin. Zaten iftar zaman çıkmışsın. O zaman bir dokuz soruluk bir deneme çözersin. E tam bu gerçek denemenin küçültülmüş hali. İki Türkçe, yirmi Türkçe yerine. Bir inkılap, on inkılap yerine. Bir din, on din yerine gidiyor. Ve yirmi matematik Onda yerine. biri. Onda biri tam dediğin gibi. Sonra bir dokuzluk denemelerden sonra güzel bir doz. Tamam iftarlık doz. Hemen ardından artık yavaş yavaş 18'lik denemelere geçebilirsin. Artık Her akşam bir doz alıyorum hocam. Aynen harika bir seçim olabilir. Vitamin gibi maşallah. Vitamin gibi vitaminini güçlen kendini güçlendirecek şekilde alırsan işte bu genel taramalarda kastımız bu tarz denemeler çözebilirsin. Sonra bir saat sözel soru çözümü. Niye hocam? E çünkü genel tarama biraz yoracaktır seni. Ondan sonra sayısal geçmek kafanı yırtabilir. Genel tarama deneme mi demek hocam? Deneme demek esasında. Yani doz denemeleri gibi denemeler olabilir ya da gerçekten direkt geri sayım denemelerimiz olduğu gibi baştan aşağı bir deneme de olabilir. Ya da sözel soru çözümünde de paragrafondan da bir 10 soruluk paragraf denemelerinden mesela atıyorum toplam bir 30 tane çözebilirsin Tonguç Ela benim. Sonrasında niye? Çünkü Türkçe'de bir soru iki dakika daha doğrusu 1,5 bir bir dakika ama sen dinlenme cevap anahtarıyla beraber o sana 2 dakikaya ulaşır. Dolayısıyla bunun iki katı sürede soru çözebilirsin. Aynı zaman Tonguç Ela benim burada Ardından biraz dinleneceksin tabii ki. Arada bir tatlı gömebilirsin. Meyve suyu içebilirsin. Kuru yemiş yiyebilirsin. Şöyle hafif bir sosyal medyada gezin. İftar olsun beynim çatlayacak be gibi oluyor göbeğim hocam. Orada beynim <laughs> çatlayacak Tonguç'um. İftarda lütfen aileni yeme. Anne baban hala sağlıklı dursunlar. Sakın onlara açlıktan dolayı e, böyle bir anda saldırma. Sakin sakin önce bir çorbanı iç. Sonrasında ye. Böyle göbeğini çatlayacak kadar yeme Tonguç evladım. Um. Geçen sene hatırlıyorum. E, yanlışlıkla kardeşinin kolunu ısırmışsın diye bir söylenti aldım. Ağacı da kaldırmışlar. <laughs> Şaka tabii arkadaşlar. Bu öyle bir şey yok. Biz espri yapıyoruz. Şimdi, iki saat soru çözümü var, sonrasında sahura vaktine kadar dinleniyorsun ve uyku ardından da e, güne tekrar başlıyorsun. İşte EBA'daki dersler, ev okulundaki takipler ve aynı zamanda yine kısa soru çözümleri, kitap okumalar, paragraf çözümler olabilir. Burası da seçenekçi. Oo. Burası gerçekten en zorlu seçenek. Neden? Çünkü gün içerisinde de bu öğrenciler çalışıyorlar. Oruç da olsalar, oruç da olmasalar mutlaka çalışıyorlar. Burada mesela böyle sabahleyin uyandığımızda bir deneme patlatılabilir. Mesela açtın, sabahleyin kalktın, gündüz bir deneme çözdün sayısal sözler 90 soruluk mu hocam? 90 soruluk bir deneme çözdün. 50 çarpı... 1,5 dakikalık 75 dakikalık sonra arada bir dinlendin ama dinlenmede yemek yok ha. Çünkü o ardından da bir 40 soruluksaysa 40 x 2 80 soruluk deneme çözü. O gün öyle geçirdin. Sonra dinlendin. İftar saatine kadar dinlendin. Birazcık böyle birkaç tane testten soru çözmüş olabilirsin. İlk tekrardan sorular çözmüş olabilirsin. Son tekrar yapmış olabilirsin ama sonrasında iftar geliyor. <laughs> İftarda gömdün. Niye? Teşekkür ederim. Ezan okundu. İpseni Ezan okundu. Evet. Top patladı. Top patladı. Eyvah nereden geldi bu ses falan? Ha, top patladı dedin. Sıkıntı yok. Yemeğini gömmeye Pide sırasında bekleyemiyoruz ama artık. Pide sırası yok. Evimize geliyor artık çok şükür. Pideleri gömdük. Üzerindeki susamları böyle kopardık önceden. Ardından hurmaları hemen gömdük. Sonrasında işte zeytinler, kahvaltılıklar falan filan derken çorba. Ankara için iftar vakti. Dedim ve hızlı hızlı gömdün hepsini yedin. Ondan sonra karnın böyle şişti. Şimdi o karnı biraz indirmek için hafiften bir egzersiz yapabilirsin, bir yürüyüş yapabilirsin evin içinde. Birazcık böyle bir kendine gelebilirsin. Ardından da iki saatlik yine doz denemeleri tarzında genel taramalar çözebilirsin. Burada eğer sabah Tostan deneme... çözebilir miyim hocam? Tostan da çözebilirsin. Eğer burada tosta da mesela senin için diyelim ki açtım matematiği bak matematiği gösteriyorum sana burada sınav tarzı sorular var ama mesela diyelim ki tost biri tekrar edeceksin veyahut da tost üç tekrar edeceksin. Burada matematikte temel sınav tarzı temel orta sınav tarzı soruları çözüyorsun ve bunların üç tanesi senin için bir genel tarama olabilir veyahut da dört tanesi bir genel tarama olabilir. Bu senin soru çözme hızına bağlı. Bu tarz soruları bazen 3-4 dakika sürede verebilirsin. Çünkü şu anda denemede değilsin. Bu dakika bunları belki bir dakikada çözeceksin. Bunları belki 2 dakikada çözeceksin ama bu tarz soruları hocam ben gerçek sınav süresinde çözemiyorum diye endişelenme. Bunları yavaş yavaş hızlandırmış olacaksın. Ve da buradaki dozluklardan az önce söylediğim gibi 9, 18, 36, 72'lik dozlardan da bir tane atabilirsin. Sonrasında bir saat soru çözümü. Hangisi? Ben, genellikle sözeli tercih ediyorum böyle uzun taramalardan sonra. Sonrasında iki saatlik bir sayısal soru çözümü. Bunların arasında mutlaka mutlaka Tonguç'um güzel bir kuru yemiş, güzel bir meyve, güzel bir çay işte buna benzer içecek mi içecek mutlaka almalısın. Aralarda beynini canlandırmalısın. Çünkü gün boyu yeterince su kaybettiğin için, yeterince şeker kaybettiğin için onları tedarik etmelisin. Sonra sahura kadar dinlenme. Sahurdan sonra da bir saatlik bir soru çözümü sonra da uykuya dalabilirsin Tonguç Eladim benim. Şimdi Tekrar söylüyorum. Oruç tutmayan öğrencilerimiz zaten günlük rutinlerini asla bozmasınlar. Erken yatıp erken kalkmaya devam etsinler. Oruçtan öğrencilerimiz de iftara kadar uyuyup iftardan önceki saatlerde uyanıp yeni bir güne başlamış gibi yani mesela sabah kalkınca ne yapıyorsun? Oo uyandım, bir kahvaltı yapıyorsun. İftarı bir kahvaltı gibi düşünüp güne başlayabilirler. Birazcık günleri ters dönmüş olur ama gerçekten güzel bir başarıyı elde etmiş olurlar. Hadi bakalım. Teşekkür ederim hocam. Çok Ödülü sağ olun. soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hangi seçenek senin için uygun ya da başka soruların varsa onları yazabilirsin. Sağ olun hocam.